Saygıdeğer izleyenler, gündemden düşmeyen İlküvez'deki vahşi çöp depolama alanındayız. Kurallar gereği içeriye girmemiz, resim çekmemiz, görüntü almamız yasak. Ancak biz insan sağlığı her şeyin üstünde geliyor inancıyla hem de muhtarımızla beraber gelen giden araçları da görüntülemek üzere alanın, çöp dökülme alanının giriş kapısından sizlere sesleniyoruz. Buradaki sıkıntıyı, insan sağlığını, canlı sağlığını, dünyanın olmazsa olmaz en önemli canlısı, insanın, dolayısıyla insan dostu canlıların hayatını olumsuz etkilediğine inanılan çöplükle ilgili, çöple ilgili Sayın İlküvez Merkez Muhtarımızla yeniden beraberiz. Onun da söyleyeceği bir çift sözü var. Buyurun Sayın Muhtarım. Evet, şu anda bulunduğumuz mevki yoğunluk Akpınar 202C üçgeninin olduğu bir yol ayrımının olduğu bir kavşak burası. Burada da yakında da gördüğünüz gibi vatandaşın günlük kullandığı birazdan hemen yakınımızda su kaynaklarımız var, çeşmelerimiz var. Şimdi biz daha önce bu bölgeye çöp alanına geldik. Çöp alanında şu anda bu kamyonların geldiğinde yönetmenlikte normalde kamyonların yıkanıp tekerlerinin o şekilde çıkması gerekiyor. Çöpü döktükten sonra. Döktükten sonra. Ama maalesef şu anda bunlar yapılmıyor. Bir de bu alt tarafta arıtma ve çöp suyunun depolandığı bir bölge var, arıtma. Yetkililerle görüştüğümüzde bunlar da faal değil şu anda. Burada tabii biriken sularımız şu anda dere yataklarına gidiyor. Aşağıda da gördüğümüz gibi. Biz hizmete karşı değiliz. Biz hizmeti takdir eden, takdir etmesini bilen insanlarız. Ama bu yapılan çöpün şu anda gördüğünüz gibi tepede gelişi güzel dökülüyor. Etrafta yol kenarlarında, ormanların içinde şu anda rüzgar dağıtmış ve vatandaşın bu alanlar, gördüğünüz alanlar hayvanlarını otlattığı, mesire yeri olarak kullandığı bölgeler. Lütfen yetkililere tekrar buradan sesleniyorum. Lütfen aklı selim, düşünelim. Tekrar bu verilen kararı tekrar gözden geçirmelerini önemli arz ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Burası deniz seviyesinden 1100 metre yükseklikte. Evet, rakamda bir yer. Rüzgar sert. Evet, burası her alandan rüzgar alabilen 360 derece. Meteorolojinin de daha önce buraya bunu onayladığı, onay vermediği bir bölge. Yani rüzgarın her alandan rüzgar aldığı için burada gördüğünüz gibi etrafta hep çöpler, naylonlar, poşetler, evet, uçuşuyor. Savrulmuş yollar, evet, hep çöp. Zaten. Evet, kokuları dağıtıyor etrafa. Hep yerleşim yerlerimiz var bu alt bölgelerde. Su kaynaklarımız var yine dediğimiz gibi. Ne tarafına gezerseniz geçin hep bir çeşme, hep bir su kaynağının olduğu bölgeler bu bölgeler.